Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. İkinci konu paraşütle oynamak çok eğlenceli konusunun, dördüncü etkinliğiyle başlıyoruz. Aşağıdaki resimlerin inceliğini sizce konuşmacılardan hangisi diğerlerine göre daha etkili konuşuyor açıklayınız. Konuşmacıların duruşundan belli çocuklar. Yan dönmüş, vücuduyla tam kendini dinleyenlere karşı durmuyor, göğsünü yan çevirmiş, yüzü yere bakıyor, gözleri yere bakıyor, göz teması kurmuyor. Rahat değil, çekingen, utanmış, korkmuş belki de, ellerini arkada bağlamış, bacakları bile ayakları tam yere basmıyor, böyle bükmüş dizini çocuklar, güvenle yere sağlam basmıyor. Konuştuğu konuya hakim olmayabilir, kalabalık önünde konuşmaya alışık olmayabilir. Çeşitli sebepleri olabilir ama bu şekilde konuşan bir kişiyi asla dinleyiciler dinlemez. Buradaki hatipimiz, konuşmacımız topluluğa hitap ederken vücudunu tam dönmüş, yere özgüvenli basıyor, elleri, kolları kullanıyor, yüz ifadesine bakın, mimikleri var, konusuna göre gülümsemesi, mütebessimi, o konunun duygusuna göre duygusunu yansıtan mimikleri var. Tam olarak göz teması kuruyor. Hitap ettiği kişilere göz teması kuruyor. Bunlar çok önemli unsurlar. Konuşurken karşımızdakiyle göz teması kurmalıyız. Çocuklar, biri konuşuyorsa diğeri ona bakmıyorsa o konuşmacı da onu dinlemiyor imajı oluşturur. Çocuklar, biri konuşurken ona bakmalıyız. Biz de konuşurken karşımızdakine bakmalıyız. Gözlerine bakmalıyız, göz teması kurmalıyız. Bu şekilde karşımızdaki kişinin dikkatini bizim üzerimizde toplarız. Konuşmamıza olan ilgiyi artırırız. İşitilebilir bir ses tonu kullanmalıyız. Çocuklar, çok kısık sesle konuşan birisini nasıl duyup nasıl dikkatle dinleyebiliriz ki? Olamaz tabii ki. Konu dışına çıkmamalıyız. Çocuklar, bir konuşmanın bir amacı vardır, bir konusu vardır. Ya da sohbet eğlence amacıyla da olabilir. Hangi amaç için yapılıyorsa bu konuşma, o amacın dışına çıkmadan, o konunun dışına çıkmamalıyız. Çünkü dinleyicinin dikkati o konu üzerinde odaklanırız. Sonra başka konulara atlarız. Bu sefer kafası dağılır. Ya biz ne konuşuyorduk? Olmaz. Konunun dışına çıkmamalıyız. Kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. Çocuklar, doğru söylenmeyen kelimelerle nasıl bir konuyu anlatabiliriz? Tabii ki anlatamayız. Çocuklar, bir de bir düşünün bakalım. Bizi dinleyen dinleyiciler arasında o kelimelerin doğrusunu bilenler bizim konuşmamız içerisinde ne düşünürler? Bak, konuşmacı şurada yanlış söyledi şu kelimeyi diye. Bu sefer bizim anlattıklarımızı düşünmeyi bırakıp bizim kullandığımız kelimelerdeki hatalara dikkat etmeye başlarlar. Anlamını yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşmalarımızda uygun yerde kullanmalıyız. Çocuklar, her kitap bizim kelime haznemizi geliştirici birer araçtır. Biz okuduğumuz her metin, her sayfa, her satırdan muhakkak bir şeyler öğreniriz. Ve her kitaptan muhakkak yeni kelimeler öğreniriz. Çok okuyan insan konuşmasında çok kelime, çok çeşitli renkli kelimeler kullanır. Az okuyan insanlar, insanlarla az diyaloğa geçen insanların hitabı, iletişimi zayıf olur ve onlar az kelimeyle anlatmaya çalışırlar. Şey gibidir çocuklar, düşünün, tek bir yemeğin olduğu bir sofra mı? Çeşit çeşit yemeklerin olduğu zengin bir sofra mı? Konuşmanın zenginliği de kullanılan kelimelere göre belli olur. Konuşmamızda beden dilimizi etkili bir şekilde kullanmalıyız. Robot gibi dursak da olmaz, çok hareket edersek de olmaz. Hepsi ölçüsünde, konuşmamıza uygun olarak kolumuzu, elimizi, yüzümüzü, vücudumuzu kullanmalı ve dinleyicinin dikkatini üzerimize toplayarak anlattığımız konuyu onların önüne sunmalıyız. Evet, beden dili vücudumuzun konuşurken yaptığı hareketlerdir çocuklar. Bedenimizin dili.
bedenimiz hareketlerle konuşur. Özellikle yüzümüzün, ellerimizin, kollarımızın hareketleri dinleyiciler üzerinde etkilidir. Örneğin konuşurken ayaklarımızı, el ve kollarımızı sallayarak konuşmanın etkisini dağıtabilir. Eğlenceli bir olayı asık suratla anlatmamız da konunun içeriğinin anlaşılmasına engel olur. Ben size burada ders anlatırken sürekli kalemi şuraya vursam, bir süre sonra siz bu kalemime, bu el hareketime bakmaya başlarsınız ve benim anlattığım konudan uzaklaşabilirsiniz. O zaman ben başarılı olamam. Size bu konuyu öğretmek istiyorum ve öğretemem. Konuşmacı konuşmasına, bu tip hareketlerle kendi konuşmasının başarısına engel olur çocuklar. Ve çok üzgün bir şeyden bahsederken üzgün olacaksın. Çok mutlu bir şeyden bahsederken mutlu olacaksın. Üzgün bir şekilde mutlu olayı anlatmak, mutlu bir şekilde üzgün olayı anlatmak olmaz, değil mi? Bu sefer konuşmacılar der ki, ya çok üzücü bir olay, niye bu konuşmacı gülüyor? Ya da çok komik bir şey anlatırken bu konuşmacının yüzü niye bu kadar asık? Değil mi? Kendimizde ters düşeriz. Onun için konuşmalarımızda bu unsurlara dikkat edeceğiz çocuklar. Evet, arkaya geçelim. Beşinci etkinlik. Arkadaşlarımla okulun bahçesinde oyun oynadık. Ethem, Hasan, Beşir ve sinemaya gittiler. Elim sen de oyunu çok severim. Bu cümlelerin hepsi anlamlı ve kurallı cümlelerdir. Anlamlı ve kurallı cümlelerde bir iş, bir oluş, bir duygu veya bir düşünce anlatıyor. Çocuklar, kurallı cümle. Kurallı olan evler vardır. Bazı evlerde her şey çok düzenlidir. Oturma odasında olacak eşyalar orada, mutfak eşyaları yerinde, salondaki eşyalar yerinde. Oyuncaklar mutfağa gelse olur mu? Devrilmiş gibi ev, karışmış, karışık bir ev olmaz. Çocuklar, en güzel ev böyle düzgün, her şeyin yerli yerinde olduğu ev. Ya da bir kutu düşünün, oyuncak kutunuz. Bu oyuncak kutusuna her şeyi düzenli yerleştirdiniz. Sonra birden top oynarken bir torp çarptı oyuncak kutunuza ve devrildi. İçindeki her şey karıştı. Onun gibi düşünün, düzenli, kurallı bir cümlede her şey yerli yerinde olur çocuklar. Şimdi cümle dediğimiz zaman ifade tamamlanmalıdır çocuklar. Mesela ne diyorum? Arkadaşımla ben. Birisi gelip bana dese ki arkadaşımla ben. Evet derim. Ne dediğini anlamadım. Cümleyi tamamla. Ne diyorsun arkadaşına, sen ne yaptın derim. Cümleyi tamamlaması lazım. O tamamlayan, ne olduğunu, ne bittiğini, ne hissettiklerini, ne yaptıklarını söyleyen bir kelime var. O cümlenin sonuna gelmeli çocuklar. Evet, cümleler büyük harfler başlar ve sonuna nokta işareti konur. Normal cümlelerin sonuna nokta işareti konur. Soru soran cümlelerin sonuna soru işareti konur. Bir duyguyu, bir heyecanı, bir hissi barındıran, bir telaşı, endişeyi barındıran cümlenin sonuna da ünlem işareti konur. Bunları tekrar tekrar hatırlatacağım. Geldi Zeynep bize. Burada bir iş ne olmuş? Gelmek. Bu yapılan olay bu, gelmek. Kim geldi? Zeynep geldi. Nereye geldi bize? Zeynep bize geldi. Düzeltiyoruz. Karıştırılmış çocuklar cümle. Cümleye büyük harfle başlanır. Ama zaten Zeynep özel isim. Zaten büyük harfle başlar. Zeynep bize geldi. Nokta. Oyun Hasan, Elif'le ve oynadık. Nedir? Burada yapılan iş ne? Oynamışlar. Oynadık. Ne oynadık? Oyun mu oynadık? Hasan ve Elif'le ve araya gireceği için büyük harfle başlıyoruz. Zaten özel isim büyük harfle başlar. Hasan ve özel isme gelen ekler kesme işaretiyle de ayrılır. Unutmayalım. Hasan ve Elif'le oyun oynadık. Televizyonda izledik. Annemle babamla film. Nasıl çorba olmuş, gördünüz mü? Karıştırılmış işte, iyice. Ne yapılmış? İzlenmiş. İzlemek. İzlemişler. Ne izlemişler? Film izlemişler. Neyle izlemişler? Televizyonda film izlemişler. Annem ve babamla. Cümleyi büyük harflerle başlıyorum. O yüzden A'yı büyütüyorum. Ama bu özel isim değil. Cümlenin içinde olsa küçük. Annem ve babamla televizyonda film izledik. İzledik. Başka bir dersin konusu heceden bölünmez. Satır sonuna sığmayan kelimelerle ilgili de bir video çekeceğim en kısa zamanda.
Ödevini Osman yapmamış. Yapmak, etmek. Bakın iş oluş bildiren, hareket bildiren kelime. Yapmamış. Neyi yapmamış? Ödevini yapmamış. Kim yapmamış? Osman yapmamış. Cümleye büyükle başlıyorum. Özel isim zaten büyükle başladılar. Osman ödevini yapmamış. Olmadı Osman, şimdi ödevini yapmamak olur mu? Yine noktayla bitti. Osman ödevini yapmamış ama sizler onun gibi yapmayın. Her zaman ödevlerinizi yapın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Başarılar çocuklar.